Bilindiği üzere tek partili sistemden çok partili sisteme geçişte ilk parti olma özelliği taşıyan parti Demokrat Parti'dir. 14 Mayıs 1950 genel seçimleri CHP'nin aralıksız devam eden 27 yıllık tek parti iktidarına son vermesi ve bir askeri darbe ile son buluncaya kadar devam edecek 10 yıllık Demokrat Parti iktidarını başlatması bakımından Türkiye siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Gelişmekte olan bir ülkedeki bu barışçıl yönetim değişikliği özellikle Demokrat Parti mahfillerinde kansız devrim veya ak devrim şeklinde ifade edilmiştir. Öte yandan seçim sonuçları itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin her ne kadar seçimleri kaybetse de özellikle İnönü'nün ordu içindeki itibarı sayesinde iktidarı devretmeyebileceği gibi kaygı verici yaygın kanaat vardı. Hatta bu konuda kendisine yapılan telkinlere rağmen İnönü, çok partili hayata geçişin kendi döneminde gerçekleştirilmesini arzuladığı için bu telkinlere karşı çıkmıştır. Bu minvalde bu kansız devrim veya ak devrimin gerçekleşmesinde İnönü'nün tutumu daha dikkate şayandır. Demokrat Parti iktidara geçince Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes Başbakan ve Refik Koraltan da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmuştur. Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Demokrat Parti Genel Başkanlığından istifa etmiş ve yerine Parti Genel İdare Kurulu Adnan Menderes'i Genel Başkan olarak seçmiştir. Bu tarihten itibaren Türkiye'de bırakın partili bir genel başkanın olmasını, üyesi bile Cumhurbaşkanı olamamıştır. Tabii son 5 yılı saymazsak, çünkü herkesin malumu Türkiye'de 16 Nisan 2017 referandumunda kabul edilen partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 9 Temmuz 2018'de uygulanmaya başlanmıştır. Demokrat Parti hükümetinin güven oyu almasından hemen sonra 6 Haziran 1950'de Genelkurmay Başkanı'ndan başlanarak ordu üst kademesi tümüyle değiştirilmiştir. Çünkü demokratlar CHP'ye yakınlık duyan komutanların kendilerini devirebileceklerinden endişe ediyorlardı. Demokrat Parti'nin çoğunluğu oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 16 Haziran'da Arapça ezan yasağı kaldırılmıştır. 14 Temmuz'da ise genel af çıkarılarak eskiden işlenmiş suçların büyük bir çoğunluğu bağışlanmıştır. Demokrat Parti iktidarının ikinci ayında Temmuz sonuna doğru Kore'ye 4500 kişilik bir tugay gönderilmesi kararlaştırıldı. Türk hükümetinin NATO'ya kabul edilmemizi kolaylaştırmak için Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırmasına karşı korunmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı bu jest 17 Ekim 1951'de NATO'ya çağrılmamıza kapı aralamıştır. Anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanması ise 16 Şubat 1952 olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye'nin NATO üyeliği 8 Eylül 1952'de gerçekleşmiştir bu sayede. Bu arada 29 Haziran 1952 CHP 8. Kurultayı toplandı ve İsmet İnönü'yü tekrar genel başkan olarak seçti. Genel sekreterliğe ise onun istediği gibi Nihat Erim getirilmedi. Onun yerine partiyi çağdaşlaştırma akımının temsilcisi olarak görülen Kasım Gülek getirildi. Demokrat Parti muhalefetteyken en çok eleştirdiği noktalardan biri radyonun hükümet tarafından parti propagandası için kullanılmamasıydı. Oysa iktidara geçtikten sonra o da devlet radyosunu kendi tekeline almakta gecikmedi. Güç zehirlenmesine maruz kaldığını düşünmemek elde değil. Demokrat Parti anti-demokratik öğeleri ayıklama vaadiyle başa gelmesine rağmen bunu başaramadığı durumlar da vardır. Devlet radyosunun tekele alınması ve eleştirilmeye dayanamaması yüzünden basına karşı hoşgörülü davranmayı başaramaması bunlara örnek olarak gösterilebilir. Daha 1951'de resmi ilanlar kararnamesi çıkararak gazeteleri hükümetin takdirine göre ödüllendirmek ya da cezalandırmak olanağını elde etmiştir. 1953'te yayınlanan bir ceza kanunu değişikliği ile bakanların basında küçük düşürülmesine karşı yaptırımların uygulanması adeta otomatik hale getirilmiştir. 1954 seçimleri öncesinde de basın kanunu değiştirilerek ispat hakkı tanımaksızın basına karşı hükümetin elini güçlendirmiştir. Yani ister gerçek olsun ister olmasın,
hükümet ile ilgili ayıplayıcı bir konu ya da davranışı yayınlamak suç haline gelmiştir. Demokrat Parti dış politikada önemli ve dikkat çeken adımlar atmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. Dünya Savaşı sonrası Batı'ya yaklaşma politikasını Demokrat Parti'de sürdürmüş ve NATO'ya kabul edilmekle başarıya ulaşmıştır. Ancak Demokrat Parti'nin batıcı siyaseti bununla kalmamış, ABD'nin desteğiyle Yakın Doğu ve Balkanlar'da yeni pakt arayışında yani anlaşmada bulunulmuştur. Bu dönemde Türkiye Arap dünyasında Fransa ve İngilizlere karşı baş gösterilen bağımsızlık hareketlerini desteklemediği gibi İran Başbakanı Musaddık'ın petrolü millileştirme yolundaki girişimlerine de cephe almıştır. Bu arada 1954 yılının başlarında Cumhurbaşkanı Celal Bayar ABD'ye gidip 1,5 ay kalmıştır. Bunu da dipnot olarak ekleyelim. 1950 yılının Ağustos ayı başlarında kurulan Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası ekonominin finansmanı için yabancı sermayeden de yararlanma arzusunun bir sonucuydu. Demokrat Parti iktidarı 54 ve 55'te yabancı sermayeye giderek daha elverişli çalışma koşulları sunan teşvik kanunları çıkartmıştır. Yani petrol arama konusunda da yine yabancı sermaye çekmeye yönelik özel bir yasa düzenlemesi yapmıştır. Demokrat Parti'nin ilk yıllarındaki başarıları endüstriden çok tarım alanında olmuştur. İktisatçılar 1949'un kötü hasadından sonra 1950 ve 51'in iyi hasatlarını Demokrat Parti için büyük bir şans olarak saymaktadırlar. Gerçekten uygun iklim koşulları, CHP iktidarının savaş sırasında biriktirdiği döviz ve altın yedeklerinin kullanılması ve artan ABD askeri ve ekonomik yardımı bir araya gelince 1950-54 döneminde hızlı bir gelişme olmuştu. 1954 seçimlerinde CHP Malatya, Konya ve Sinop'ta, Cumhuriyetçi Millet Partisi Kırşehir'de çoğunluk sağlayabilmiş, geri kalan bütün illerde Demokrat Parti kazanmıştı. Yenilenen Demokrat Parti hükümetinin ilk işi kendisine oy vermeyen illeri cezalandırmak olmuştur. Ne yazık ki. Malatya ikiye bölünmüş, bir de Adıyaman oluşturulmuştur. Kırşehir ise il olmaktan çıkarılıp ilçeliğe indirilmiştir. Demokrat Parti iktidarı yeni dönemde memurlara karşı da bir dizi önlemler almıştır. Bunların başında emeklilik için gerekli en az hizmet süresinin 30 yıldan 25 yıla indirilmesi ve emeklilik sevk yoluna itiraz yolunun kapatılması gelmektedir. Getirilen bu hükümler o vakte kadar Yargıtay, Danıştay üyeleriyle üniversite profesörlerini de kapsamakta, bu kurumların bağımsızlık ve özerkliğini zedelemekteydi. Kısa bir süre sonra çıkarılan bir başka yasayla da bütün kamu görevlilerinin bağlı oldukları teşkilat emrine alınarak görevden uzaklaştırma olanağı yaratılmıştır. Bütün bu işlemler hakkında yargı denetimi yolları tıkanmıştı. Kanun gereğince muameleyi tatbik eden idare ve şahıslar aleyhinde hiçbir idari ve adli merciye müracaat edinemiyordu. Bu dönemde muhalif gazeteciler çeşitli mahkeme kararlarıyla uzun süreli hapis cezalarına mahkum edilerek tutuklanmışlardır. Hakim teminatının olmayışı yargı bağımsızlığını fiilen ortadan kaldırmıştır. Bu dönemde yine ekonomik sıkıntılar başlamış, dış ticaret rejimi sıkı kayıtlar altına alınmış, ödemeler dengesi açığını kapatmak için Amerika Birleşik Devletleri'nden ek krediler istenmiş fakat reddedilmiştir. Hükümet, şeker ve çimento fabrikaları başta olmak üzere çeşitli sanayi tesislerinin temellerini atmak ve bu törenlerin yurt çapında propagandasını yaparak halkı çekilen sıkıntıların üstesinden gelinebileceğine inandırmak istemiştir. Parti içinde yaşanan hoşnutsuzluk yüzünden Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü 1955 Nisan'ında görevden ayrılmıştır. Aynı yılın sonbaharında basında ispat hakkının tanınmasını isteyen 19 milletvekilinin yarısı partiden atılmış, geri kalan da kendiliğinden istifa etmiştir. Ekim ayında yapılan 4. Kongre'den sonra Kasım ayında Demokrat Parti Meclis Grubu toplantısında kabaran eleştiri dalgası karşısında Adnan Menderes ancak bütün bakanlarını feda ederek başbakanlığını kurtarabilmiştir. Bu bunalımların temelinde iç politikadaki
baskıcı tutum kadar ekonomik sıkıntıların ve dış ilişkilerin de başarısızlıklarının yarattığı tepkilerde bulunmaktadır. 6 Eylül 1955 günü bir İstanbul gazetesinde Yunanlıların Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve bomba attıkları haberi yayınlanınca İstanbul Rumlarına ve Yunanistan temsilcilerine geniş ve taşkın bir halk hareketi oldu. İzmir'de de benzer olaylar çıktı. Daha sonra Yassıada mahkemeleri sırasında Selanik'teki provokasyonun Demokrat Parti tarafından bir ajana yaptırıldığı, halk gösterilerinde önceden planlandığı ama yaygınlaşmasına engel olunamadığı anlaşıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıkı yönetim ilan edildi ve olayların sorumluluğu komünistlere yıkıldı. Hükümetten yalnız İçişleri Bakanı Namık Gedik istifa etmekle yetindi. 1958 yılının başlarında Samet Kuşçu adlı birinin ihbarı sonucu 9 subay tutuklaması yapıldı. Bunların askeri bir hükümet darbesi yapacağı iddia ediliyordu. Fakat kanıt bulunamadığı için ihbarı yapan kişi iftiradan mahkum oldu. Oysa 27 Mayıs'tan sonra ihbarın doğruluğu anlaşılacaktı. 1958 yılı içinde ekonomik bunalım yoğunlaştı. Mallar bulunamaz oldu. Kuyruklar ve kara borsa doğdu. Fiyat artışları birbirini kovaladı. 1958 Temmuz ayında Irak'ta devrim olunca Türkiye'nin fiili müdahalesini ABD önledi. Bu fiili müdahale isteğinde psikolojik bir olgu da vardı. Çünkü Demokrat Parti hükümeti askeri darbeyle devrilmekten korkuyordu. 1960 yılında ABD ile imzalanan ikili bir anlaşmaya göre dolaylı bir saldırı durumunda hükümetin çağrısıyla Amerikan birliklerinin gelmesi muhalefetin şiddetli itirazlarına karşın kabul edildi. 1959 yaz sonunda Türk lirasının 11 yıldır sabit tutulan dış değerini düşürmek zorunda kaldı. Yani devalüasyon yapıldı. 4 Temmuz'da yapılan devalüasyon sonucu 1 Amerikan doları 2.80 liradan 9 liraya çıktı. Yapılan zamlar sabit ve değişmez gelirli insanları dehşete düşürüyordu. Ülkenin 1959 yılında karşılaştığı ekonomik kriz, yabancı yatırım ve yardımlardan destek alan 10 yıllık büyümenin sonunun geldiğini geçici olarak ama sert bir şekilde gösterir ve Menderes'in baskıyı giderek artıran iktidarının dayanıksızlaşmasına katkıda bulunur. Yapılan protestolar ve öğrenci yürüyüşleri çok sert bir şekilde sıkı yönetim ilan edilerek bastırılıyordu. 1960 yılının 3. haftasında silahlı kuvvetler hükümete karşı olduklarını açıkça belli etmişlerdir. Sonrası zaten herkesin malumu. Demokrat Parti iktidarının askeri darbe ile devrilmesinin siyasi nedenleri üzerine çokça duruldu. Belki yeterince vurgulanmayan bir nokta Menderes'in ekonomik sıkıntılara çare aramak için son zamanlarda Sovyetler ile ilişki kurmaya çalışmış olmasıdır. ABD'nin 27 Mayıs darbesine ses çıkartmayışının nedeni büyük olasılıkla bununla ilgiliydi.